Herkese merhaba. İzmir'e dün geldik. Bir otele yerleştik. Basmane denilen bir yerdeydik. Otelimiz çok güzeldi ama etraf pavyon doluydu. Biraz Brezilya favelası havası vardı. Neyse ki sıkıntısız bir şekilde geçti. Efes Antik Kenti'ne geldik. Efes Limanı antik dönemin en önemli limanlarından birisi. Limanı şehre bağlayan bir cadde bulunuyor. Bu şekilde o caddeyi görebilirsiniz. Gemilerden inenler bu caddeyi yürüyerek şehre giriyor. Tiyatroya geldik. Burası antik dönemin en önemli, en büyük tiyatrolarından birisi. Burada atletik yarışmalar, sanatsal etkinlikler, hatta bir dönem gladyatör gösterileri vesaire yapılmış. 25 bin kapasiteli bir tiyatro burası. Tiyatronun restorasyon öncesi merdivenlerinin hali bu şekilde normalde. Restore edildikten sonra da şu şekil bir hal alıyor. Şu an Mermer Cadde'de yürüyorum. Burası araba yolu şeklinde. Düzenlense de yayalar içinde yan tarafta bir yaya yolu düşünülmüş. Burası da yaya yolu. Burada caddenin ortasında mermerde bir sol ayak ve kalp figürü görüyoruz. Araştırmacılara göre bu caddenin sonunda yer alan bir genel evi, bir aşk evini işaret eden bir reklammış. Şu an Celsus Kütüphanesi'nin önündeyiz. Aslında hem kütüphane hem anıt mezar olarak yapılıyor. Kütüphane girişinde 4 tane heykel bulunuyor. Bu heykeller Celsus'un erdemlerini sembolize ediyorlar. Ancak bu heykeller orijinal değil. Orijinalleri araştırma için Viyana'ya götürülüyor ve bir daha geriye getirilmiyor. Kütüphanenin tam karşısında 3 tane genel ev bulunuyor. Tabii dönemin önemli bir liman kenti olan Efes'e gelen gemicilerin uğrak yeri. Tabii nüfusu dönem dönem 200 bine ulaşan Efes erkekleri için de sürekli uğradıkları bir yer olsa gerek. Aynı zamanda bu kütüphanenin altından genel evlere gizli bir geçit bulunuyor. Yani Efes erkekleri eşlerine kütüphaneye gidiyoruz diyerekten aşağıdan geçerek günü genel evde geçirebiliyor. Agora Güney Kapısı. Buraya genelde dükkanları bilgilendirme amaçlı resmi yazılar, yasaklar, uyulması gereken kurallar vesaire asılarak dükkanlar bilgilendirilirmiş. Agora pazar yeri demek. Yani küçük dükkanların olduğu yerler. Roma döneminde tuvalet kültürü günümüzden farklı. Tuvaletler genelde evlerin içinde bulunmazmış. Soylular dışında kimsenin evinin içinde tuvalet bulunmazmış. İnsanlar kadın erkek yan yana tuvaletlerini yaparlarmış. İnsanlar burada tuvaletini yaparmış. Altından temiz su akıyor. O su dereler, kanallar vesaire vasıtasıyla denize ulaşırmış. Şu an yamaç evlere girdik. Efes Antik Kenti'nin içerisinde yer almasına rağmen girişi ayrı bir bölümden ve ekstra bir ücrete tabi. Burası soyluların duvarlarını süsleme ve fresklerle kapladığı evleri. Günümüzde bizim için sıradan olan sıcak soğuk suyun evimizde akıyor olması o zaman sadece soyluların evlerinde mevcutmuş. Çağlarımız farklı olsa da belki de biz de bu dönemin soylusu olabiliriz.
Belki günümüzde de çok fazla duvar süslemesi, tavan süslemesi yapıyoruz ancak zemini çok fazla süslemiyoruz. Yani ya işte parke yapıyoruz ya daha sert zemin yapıyoruz vesaire ama yeri fazla süslemiyoruz. O dönemde yeri, zemini de süslerlermiş. Şu yerde yer alan süslemeleri yani gerçekten çok hoşuma gitti. Ya bunları şu an günümüzde yaptırmak istesek yaptırabilir miyiz acaba? Sanırım Poseidon olsa gerek. Yerdeki mozaik gerçekten çok hoş görünüyor. Yamaç evler bölümünü beğendim. Yani o dönemki insanların nasıl evlerde kaldığını vesaire görebiliyoruz. Gezip gezmemek tamamen size kalmış. Müze kart geçmiyor bu arada. Giriş 55 TL. Hadrianus Tapınağı'nı görüyoruz. İçeri giriş yasak, sadece kapısını görüyoruz. Üstten böyle yukarıya doğru bir üçgen kemeri varmış. Burada da bir Medusa kabartması görüyoruz. Buralarda ne yazdığını okumak isterdim. Zeus'un habercisi, Zafer Tanrıçası, Nike heykeli. Biliyorsunuz spor markası olan bir Nike var. O logosunu ve ismini bu tanrıçadan esinlenerek alıyor. Zaten dikkat ederseniz Nike. Burası Kuretler Caddesi. Dini alay yolu olarak da isimlendirilebiliyor. Yanda sütunlu galerileri mevcut. Bu caddenin altından da bir kanalizasyon geçiyor. Efes Antik Kenti, Türkiye sınırları içerisinde gezdiğim antik kentler içerisinde en kapsamlı, en geniş antik kent olabilir. O sebepten çok beğendim burayı. Eğer yolunuz buraya düşerse mutlaka uğrayın. Belki giriş ücreti biraz pahalı gelebilir ama müze kartı alarak birçok antik kenti de gezebileceğiniz gibi burayı da gezebilirsiniz. Efes Antik Kenti'nden çıktık. Efes Artemis Tapınağı'na geldik. Burayı göreceğiz. Yani Artemis Tapınağı diye geldiğimiz yerde durum böyle. Bir tek sütun görüyoruz. Herhalde bu sütundan çok fazla vardı ve burası gerçekten görkemli bir tapınaktı. Ancak şu an bir tane var. Üstünde de 3 tane leylek yuva yapmış. Sonsuza kadar adının hatırlanmasını isteyen birisi, Herostratus isimli birisi, burayı yakmış. Ve şu an düşününce aslında amacına da ulaşmış. Gerçekten de sonsuza kadar yaptığı bu salaklık hatırlanacak. Efes Müzesi'ne geldik. Biraz burayı gezeceğiz. Sonrasında Şirince'ye geçeceğiz. Efes Artemis Tapınağı aslında bu şekilde görünüyormuş. Biz tabii ki şu an bir buçuk sütunu ayakta kalmıştı, onu gördük. Ancak gerçeği bu şekildeymiş. Bu frizi Hadrianus Tapınağı'nda görmüştük. O tabii ki bunun aslında bir imitasyonu ama orijinali Efes Müzesi'nde. Şirince'ye geldik, bir şeyler yedik. Bir şeyler içeceğiz. Yemeği çekmedim hala. Yemek videosu çekmeye alışamadım denebilir. Eğer gelirseniz Artemis restoranı önerebiliriz. Gayet güzeldi. Çok fazla dükkan var. Onun biraz dokuyu bozduğunu düşünüyorum açıkçası. Ragıpçım, Şirince'yi nasıl buldun? Beğendin mi? Şimdi sokaklar arasında geziyoruz. Beklediğimden biraz daha kalabalık. Ama dokusu biraz bizim Karadeniz'i andırıyor. Gerçi Karadeniz'de bu kadar insan bulamazsın dağın başında da. Güzel bir yol bulduk, hemen daldık. Şirince inciriyle meşhur bir yermiş. 1800'lü yıllarda. Sonrasında tabii ki mübadele oldu. Buradaki yerliler Yunanistan'a geçerken oradaki Türkler buraya yerleştirildi. Şu an incir üretimiyle değildi. Daha çok şarap üzerine satışların olduğunu görüyorum. Şirince'de hiçbir ev diğerinin manzarasını kapatmıyor.
Burası Maya takvimine göre 21 Aralık 2012 yılında kopacak olan kıyamette güvenli olan bölgelerden birisiymiş. Ancak tabii bu videoyu 2021 yılında çekip yayınlıyorum. Kıyamet kopmadı. Buranın önceki isminin Kırkınca olduğu rivayet ediliyor. Sonrasında değişerek isim Çirkince'ye kadar dönüşmüş. En sonunda dönemin valisi duruma el koyarak ya böyle güzel bir köyün adı Çirkince olur mu demiş. Ve burası olsa olsa Şirince olur demiş. Ve o günden beri burası Şirince olmuş. Tabii bu ismin nereden geldiğine dair rivayetlerden sadece bir tanesi. Şirince Kilisesi'ne geldik. Süslemeler sanki üstleri sıvanmış gibi duruyor ama emin olamadık. Belki daha süslüydü. Sonradan restorasyon yapılırken belki o cazibesini biraz kaybetti. Bilemiyoruz çünkü sonuçta bunların üstü sıvandıysa bu sıvanın çıkarılması illaki boyaya zarar veriyor ve zarar verdikten sonra rötuş yapılması gerekiyor.